Herkese selamlar dostlar. İnanılmaz mutluyum. Bakın bağırıyorum, inanılmaz mutluyum. Diyeceksiniz ki ya Rıfat ne oluyor, bu mutluluk ne? Hemen gösteriyorum. Siz istediğiniz bir karlova. Allah gönderdi ikinci karlova. Karşınızda Sara Karlova. Kardeşim geldi. Ya. Sen de karlovasın. Sen de karlovasın. Allah bugün coşacağız. Bir tane de burada karlova var. Rine! Rine! Rine orada ne yapıyorsun? Daldı. Rine'nin bugün işi var, eşimin. O bilgisayarla uğraşıyor. Neyse. Ay çok heyecanlandım. Durun bir atlayayım ya. Vallahi çok heyecanlandım. Sara, hoş geldin ya. Hoş bulduk. Şimdi kardeşim... Hoş bulduk. Merhaba. Brilliant. Ciao. Kardeşimle biz zaten hep videolar çekiyorduk Çince kanalında. O da anlamıyor benim Çince konuştuğumu. Bazen o da diyordu, abi bir Türkçe kanal aç da bir rahatlayalım diyordu. Oldu mu? Oldu. Çok da güzel oldu. Kardeşim Türkiye'den geldi fakat nasıl geldiğini bir kendisi anlatsın. O görüntüler de var. Kardeşimin elinde GoPro, dedim ki bir çek bakalım dedi. Sen gelirken o görüntüleri Çince kanala falan da atacağım. Bir anlatsın. Bayağı bir drama var herhalde işin içinde. Evet, biraz öyle oldu. Ne oldu, anlatsana ya. Bu sefer yorucu oldu. Ben normalde her yıl hemen hemen Tayvan'a geliyorum. Normalde uçak saatimde binerim ve yaklaşık bir 12 saat sürer. İnerim havaalanında, işlemlerimi hallederim, bitiririm, gelirim. Ama bu sefer 1'i 10 geçeydi uçağım. Araçta gelirken ilk böyle Tekirdağ'dan çıktığımda tam böyle İstanbul'a yakınlaşırken uçağın rötar yaptığını, uçağın 2'de kalkacağını yazdı. 2 iyi ama 1'den 2'ye yavrum. 2'de uçak gayet normal, sıkıntı yok dedim. Maalesef ki uçağım rötar yaptı. 1.30'da bilmem gerekirken uçak 4'te kalkacak. Şimdi havaalanında vakit geçiriyorum. Kendi başımayım. Özgürce dolaştım. Biraz çantam ağır olduğu için zorlandım taşırken. Sürprizim var. Tabii ki abime, kızlara, Rine'ye. Çok özledim sizleri. Umarım Tayvan'da çektiğimiz videolarla güzel güzel vakit geçiririz. Sonrasında tekrar bir masaj. Uçağın 3.30'da kalkacak. Eyvah, bir mesaj daha. Eyvah. İkinci darbe. Sonra tam son darbe, bir mesaj daha. 1'de olan uçağım 5:20 geçe kalkacak. Eyvah, 4-5 saat. Aynen. Yani yaklaşık 5 saat boyunca havaalanında vakit geçirmek zorunda kaldım. Bir de elimde çok da bavullarım var. Özellikle kabin bavulum 8 kilo falandı. Evet. Onunla böyle dolaşarak gezdim. Gerçekten çok yoruldum. Böyle şey yaptım, sandalyeleri birleştirip böyle yattım, uyudum. Bayağı bir uykusuzdum. Ondan sonrası işte uçağa bindim. Daha var ama drama daha bitmedi. Drama hiç bitmedi. Drama daha bitmedi. Bu sefer. En büyük dramalardan bir tanesi uçağın inanılmaz dolu olmasıydı. Hani ya uçağın dolu olması sıkıntısı şu. Hani o kadar çok sıra bekliyorsun ki. Yani evet. İnsanların uçaktan inmesini bekliyorsun falan. Bir de o ağır eşyalarla gerçekten zor oluyor. Hadi ikinci bir dram. Normalde işte alanda burada 23 gün kalacağım. 30 güne kadar Taoyuan Havaalanı'nda alandan vize alınıyor. Sıkıntı değil. Hemen dolduruyorsun işlemleri. Bu sefer işlemler online olmuş. O da tam sen geldiğin gün online, evet, olmuş. Bugün online olmuş. Ücret size dönmüş. Parasını vereyim. Yeter ki geleyim yani. İşlem hızlı olsun. Kardeşim de o kadar şanssız ki. Geçen sene geldiğinde geldi. 3-4 gün sonra karantina bitti. Kardeşim 10 gün içeride kaldı. Bu sefer geldi, eğer bir hafta geç gelseydi, biliyorsun Tayvan para veriyor ya insanlara, Sara. Aha. Şey, ne kadar veriyor? $200 verecekti, onu da alamadı. Tam geldiği gün online olunca kardeşime ben demiştim, orada başvurursun, hemen dedim içeri girersin. Neyse kardeşim geldi, bana pat bir tane telefon açtılar bir yerden, bakıyorum dedim bu numaralı kim? Ben dedim aha dedim herhalde bir sıkıntı çıktı. Arıyorlar, biz diyor işte Dışişleri Bakanlığı falan filan, aha dedim tamam kardeşim dedim kaldı içeride. Neyse dediler ki bir online başvuru yapar mısın? Haydi ben çıkardım telefonu kardeşime, online başvuru yapıyorum. Şuraya gönder, buraya gönder. Neyse en sonunda kardeşim çıktı. Ben de video falan çekeceğim. Bekliyorum. Abi diyor ben çıktım diyor. Neredesin diyor. Dedim nerede misin? Dedim seni bekliyorum. Sağla çıkmışsın ya sen şey dışarıda kapının orada beni bekliyor. Neyse dostlar buluştuk. Eve bir geldik zaten 12. Ben de yani çalışacaktım ertesi gün falan filan derken kardeşim güzelce bir uyudu. Dinlendi, kalktı. Enerji şimdi iyi değil mi? İyiyim, iyiyim. Çocuklarla da görüştünüz. Kesinlikle. Tamam. Ama dün çok büyük, çok hayal ettik. Normalde 6'da Tayvan'da olacaktık. Tabii. Biz bir şekilde kapıdan girecektik. Aynen. Çocukları görecektik. Ya bir plan yapacaktık. Olmadı, kısmet olmadı. Neyse, sen buraya sağ salim geldin ya. Önemli olan o. Şimdi videonun esas bomba kısmına geliyoruz dostlar. Kardeşim gelirken ben ona dedim ki, ya işte Türkiye'den birkaç bir şeyler getirsene. Abi dedi sen bana bırak.
Çünkü geçen bir geldiğinde hatırlıyor musun? 2 sene, 3 bayağı oldu ya. Doruk da vardı o zaman. O zaman 4 sene falan olmuştu. Kardeşim bir gelirdi arkadaşlar. O videoları da ben size arada paylaşayım, görün. Oh my god, kanda alın. Ay yankı, yaşadı, çıkı, 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 çıkı. Tışı dosu, daha niyör de değil bu. Havlu o ne? Tı tı sayı, hani o meyim, sen tuşu. Arkadaş somun ekmek bile getirmiş ama ben o somun ekmeği gördüm ama ne mutlu oldum, ne mutlu oldum. Şimdi dedim ki bu sefer gelirken dedim bir dizim bizi dedim bir bombalasana. Abi dedi sen merak etme bavul bizi bekliyor. Çocuklar da o bavulu bekliyor. Evet. Ben dedim ki kardeşimi hem size tanıtayım hem de dedim bavulu açayım. Bugünkü videoda böyle olsun. Bakalım Türkiye'de neler geldi. Bazılarını ben biliyorum ama çoğunu kendisi ayarladı. Şimdi açacağız ve sizlerle paylaşacağız. Hadi bakalım. 5 minutes later. Dostlarım kameralar hazır. Sahra Karlova da hazır. Hadi bakalım bismillah. Aç bakalım bavulu. Allah Allah. Geliyor, geliyor, geliyor. Oley, oley, oley. Oh, Sahra şöyle yapalım. Şunlar kıyafetler. Allah çekirdek düştü çok severim. Kıyafetler kenara. Tamam kıyafetleri zaten çok da bir şey getirmedin galiba kendine. Kendime çok fazla bir şey getirmedim ama size epey bir şey getirdim. Belli belli. Bu biliyorsun burada bir arkadaşımız var. Onun aa, ona hediye etmişsin. İyi düşüncelisin. Onun şey, halası yolladı onun. Tamam çok güzel. Ben yiyeceğim. Ona götüreceğim. Tamam bu arkadaşımızın hediyesi yine Türkiye'den geldi. Çünkü geçen sene baba olmuştu. Evet. O arkadaşımız değil mi? Evet o arkadaşımız tamam. Benim kendi arkadaşım hediye gönderdi. Anladım. Vay vay vay. İlk önce onun hediyesini şöyle gösterelim. Tamamdır. Bu hediyeyi kenara koyalım. Onu açmak yok. O çünkü başkasının hediyesi. Sahra sen anlat. Durun, 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 durun. Durun. Saldırmak yok. Rahat rahat. Ben de heyecanlandım ya. Durun, durun, durun. Çocuklara biraz çorba getirdim. Daha doğrusu çok çocuklara değil de sen de seviyorsun. Çok harika. Hazır çorbalarımız var burada. Bakalım ne getirmişsin ama. Barbie aldım. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, açıyoruz. Dur. Şu çorbaları. Allah rızası için şu çorbaları bırakayım arkadaşlar. Ortam dağıldı Sahra, ortam dağıldı. Yayla çorbası var. Mercimek çorbası var. Sebze çorba var. Mantar var, 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 var. Çok var, çok var. Tamam, tamam. Şu Barbie'yi görelim Sahra. Şu çocukları biz bir aradan çıkaralım. Bir dakika. İlk önce kiminki? Bu benim, kim? Benim. Bu bir dakika, bu çıkacak. Şansımız var. Bu şey incininki. Bu incininki. Tamam, incininkini kaldıralım o zaman. Of, 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 of. Hala ne getirmiş? Arkadaşlar şuna bakın ya. Şuna bakın ya. Benim. Bu senin. Gel şuraya, şöyle geç, şöyle geç. Benim onu. Oha. Benim, benim. Tamam, şuraya geçer misin? Halanın yanına geç. Benim. Tamam, halanın yanına geç. Tamam, halanın yanına geç. Halanın yanına geç. Vereceğim sana, halanın yanına geç. Kamerayı çekiyorsun. Halanın yanına geç kızım. Geç şuraya, halanın yanına. Benim bak ya. Tamam, tamam. Evet. Dostlar, haladan gelen hediye. Müthiş bir Barbie. Köpekli falan. Sahra bu ne? Doğum yapıyor bu ya. Evet. Bu doğum yapıyor. Kaç tane şey var bunun karnında? Bir sürü şey var. Benim. Oo, harika. Seninkine bakalım. Bu da Ekim'in Barbie'si. Bu da çok iyiymiş ya. Seyahatçi Barbie. Valla. İşte bavullu falan olsun. Oo, gezgin, gezgin, gezgin Barbie. Şu da çok güzel ya. Vallahi harika. Kulaklığı var, çantası var. Sahra bunlar çok güzelmiş ya. Vallahi. Aa, biz buna bakıyoruz. Bunu mu izliyorsunuz şimdi? Evet, günde? O da. Aynı. Aynı. Hocam aynı. Biliyorum kızım, biliyorum, biliyorum. Çizgi film var. Aynı. Of. Sahra, ben bunu bir yakından aynı göstereyim. Aynı Barbie. Dostlar bakın, kardeşimin getirdiği bu Barbie. Çocuklar acayip sevdi. Bu gezgin Barbie mi oluyor? Evet. Bu da doğum yapan Barbie, evet. Şey, ay Barbie yani, doğum yapmıyor, Barbie'nin köpeği doğum yapıyor. Şöyle özelliği var, Ekim bana demişti, ben böyle seyahat çantalı bir Barbie istiyorum. İnci de köpekleri çok seviyor, çok köpek sevdiği için de ona özellikle çok köpekli bir tane Barbie aldım. Vallahi çok iyi olmuş ya, harika Barbie'ler. Halaya ne diyorsunuz? Bir dakika, halaya. Şimdi halaya öpüyorsunuz, öpüyorsunuz halayı. Ben de öptüm. Bir daha öp, bir daha öp. Vallahi bugünkü video için böyle arkadaşlar ortam için kusura bakmayın yani tam anlamıyla aile ortamı var, mutluluk var. Sizlere paylaşmak istedim. Şimdi onları aradan bir çıkaralım. Onlar aldı mı? Tamam. Şimdi açın açın oynayın anasını satayım oynayın. Şimdi ben bakacağım neler var. Sana ben anlat. Devam. Sonra tabii bitmedi abi çorbalar falan bunlar daha az daha ha, daha bu, daha. Daha var diyorsun. Tatlı yapacağım bol bol. Şey getir. Bak mesela bunu ben bunu getireceğini bilmiyordum mesela. Evet. Tavuk göğsü hiç bilmiyordum sürpriz oldu bana. Evet. Şöyle bir tavuk göğsü getirmiş. O da güzel. Oğlum, bunu götürürüz. Bebek. Evet koyacağız şimdi. Başka ne var? Oo. Evet, doğum yapıyor. Puding var. Sana o puding çikolatalı. Evet. Harika kakaolu severim. Ha. Kardeşime dedim ki Sahra dedim bize dedim çekirdek getirecek. Çekirdek getir.
Şimdi diyebilirler ki izleyenler, ya çekirdek orada yok mu? Sen buradaki çekirdekleri biraz yemiş olabilirsin ama biz pek beğenmedik tadını. Gerçekten farklı biraz da değil mi? Tatlı gibi ya Tayvan'daki çekirdekler. Hani bu bizim kıvam yok. Bir de bu kavrulmuş. Valla tuzumuz olayını bilmiyorum var mı? Marka da güzel. Ben bunu çıtır çıtır yerim. Bu kabak çekirdeği bile. Bayağı kabak çekirdeği yemeyen ne kadar oldu biliyor musunuz? Sara. Valla ben geçen sefer Türkiye'ye geldiğimde diyemedim. En az 3-4 sene oldu. Olabilir. Bunu iyi düşünürüz. Evet, bu benim için de sürpriz oldu. Onu güzel oldu. Sütlaç aldım. Aa sütlacı tamam. Sütlacı severiz. Bu da güzel. Sütlaç geldi. Ya bu Allah'ım şuna bakar mısın? Salep getirmiş. Bende salep vardı. Var mıydı? Vallahi vardı. Geçen sene havaalanından gelirken almıştım. Çok da kaliteli bir salep. Ama şey, bu da iyi bir marka zaten. Evet. Yine de almak istedim. Süt ile hazırlanır. Bu da güzel. Bir dakika ara verelim da, şimdi. Siz devam Sara, siz devam. Siz devam. Ben aradan sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Olay karıştı. Yardım edin. A few minutes later. Şimdi bir de eşimi alalım buraya. Bunu kim verecek? Kardeşim diyor ki, kardeşim diyorum ya, hatlar karıştı. Eşim de diyor ki, şey yapalım diyor, ben de diyor sana Tayvan hediyesi vereyim diyor. O da şey, ananaslı kek. Çok severler Tayvan'a gelen yabancılar. Pineapple cake. Bunu Tayvan'a gelirseniz eğer almadan gitmeyin. Dostlara dağıtırsınız Türkiye'de. Of valla kardeşim orada hediyeleri dağıtıyor. Hemen şu kamerayı alayım. Bu kameradan biraz size göstereyim ortamı. Onlar şu anda eşyalar açıyorlar. Bu ne ya böyle? Bu ne ya? Bunlar benim ayakkabılarım. Ha ben de diyorum bu ne ya? Şaşırdım birden ya bu ne böyle? Yok ya bu sağlanmış. Buraya gelirse alırım onu. Sen ayarlamam mı? Açık yapayım. Şimdi. Dur bakayım sen getir bakayım ayağını. Getir bakayım sen. Bu ayakkabının üzerine yatıyoruz arkadaşlar. Yatın ne olacak? Dur bakayım şu ayakkabıyı. Evet. Gel bakayım sen şöyle. Yalnız Sara senin ayakkabı kaç numara? Ben 39 giyiyorum. Sen 39. 38. Sara şuna bak eşim de kung fucu gibi oldu ha. Eşimi göremiyorsunuz şu an değil mi? Arkamda saklandı. Biraz büyük oldu. Ben çıkaracağım onu. Ya bugün gibi diyor coşuyor ya. Coşuyoruz bugün coşuyoruz. 5 minutes later. Hediye açmaya devam edelim. Hediye dedim ha. Hediye açma. Tam Tekirdağlı oldum belli oldu. Tekirdağlı. Kardeşim benim ilk videoları izledi. Şey diyor bana. Abi ya diyor Trakya aksanı var diyor. Ben de özellikle sordum size. Beni takipçiler diyor. Yo diyor böyle güzel diyorlar. Ay çok mutluyuz çok mutluyuz. Allah herkesi mutlu etsin. Vallahi çok keyifliyim. Paylaşıyoruz. Durun daha var. Sara göster. Geliyor. Yemin ediyorum bakın şimdi anlatacağım size. Acayip özledim. Felaket özledim. Ha bu arada reklam falan değil bunlar ha. Kardeşim ciddi marketten aldı geldi bunlar. Aynen. Şimdi şey diyecekler. Ya tadım size kaç para verdi, şu size kaç para verdi. Reklam falan yok. Çok istiyordum. Çekirdek tuzlu kavrulmuş. Allah ay çekirdek. Bunlar biraz kendin için. Tabii benim kahveyle aram yok. Ben pek fazla içmiyorum. Rine seviyor. Türk kahvesi. Turkish coffee. You like it? He? Nikfin şangişi adı. Duyu tuğuşi. Bir soralım eşe bakalım. Türk kahvesi hakkında ne düşünüyor? Duyu tuğuşi kahvede şey. Kendi şey. Aaa! Falay diyor. Falay geldi hemen aklına. Sen de iyi bakarsın ha. Bakıyoruz biraz. Fena değil. Bakıyor, aa diyor, tamam diyor. Senin diyor geleceğin var. dur. Vallahi sağla coştum ya. Bunu gösterdik arkadaşlara değil mi? Bu aynısı. Kabak çekirdeği. Şunları kenara. Bunları gösterdik arkadaşlara. Ben biraz fazla almışım dedim ya ondan. Olsun. Ben bunları şey yapacağım. Bir de şimdi etrafta Türkiye'yi tanıtıyoruz ya. Eşe dosta veririm. Ünlü arkadaşlar var. Onlara veririm. Hani onlar da bilsinler bizim yediğimiz bu abur cuburları, tatlı şeyleri. Ha, bir dakika. Oo, durun. Şehriyeli tavuk çorbası var. Bu da 10 numara iş yapacak. Bunu of valla Sara bunu yaparsın. Bu harika gözüküyor. Ha bak mesela. Bunu bilmiyor musun Sara? Şunu bir anlatsana. Bak biskolatayı biliyorum. He. Ama biskrem biliyorum ya. Bu ne? Aa, biskolata normal şey işte. Ekime sordum. Halacım dedim Türkiye'den ne istiyorum? Çocuk ilginç oyuncak falan da demedi bana. Bisküvi istiyorum dedi. Öyle deyince ya aslında burada var ya o kadar çok bisküvi var ki. Yani dünyanın bisküvisi var böyle marketlerde. Şunlar da var. Ama çocuk bunu söyleyince benim içime oturdu. O yüzden ben yardırdım bütün bisküvileri. Vay Allah. Bu biskolata da böyle işte bisküvi içinde çikolata anladım. Falan böyle çocuklar için. Bir de şey var burada mesela şekillere göre şey yapmışlar. Pallı, mood yani bugünün modu. Mood dedi ya biskolata mood. Bak. Samiye şey mood ma. Nizel limen nadine göre yalnızı sısama yalnızı. Rahat anlatacağız neydi mood. Bakalım ne var mesela. Örnek veriyorum arkadaşlar. Eğer içerisinden böyle taç çıkarsa başarını bir ödülle taçlandır yazıyor. İçerisinden uçak çıkarsa diyor ki görmek istediğin bir yere bilet al. Vay demek ki sen bunu yedin uçak çıktı Tayvan dedin Tayvan'a geldin. Kan olmuyor Niken. Limen yok ama yalnızı diyorsun. Tayvan'da şeyin çekme. Aynen.
对的，然后你弟说他告诉你要做什么，比如说买个飞机票啊等等啊。我要给他说明。Bu da güzeldi. Bunlar da fal bakılır değişim. Tamam, bu da güzel. Sağ ol, teşekkürler. Hemen devam edelim. Başka bir yok mu? İlginç bir şey yok mu? Öyle ilginç bir şey. İlginç. Bak bunlar da biskolatanın değişik tatlarını denesin çocuklar dedim. Aa, ben de yemedim. Bilmiyordum. Bu şey vişne parçacıklı falanmış. Oo, güzel. Çikolatalı. Bak mesela vişneyi Tayvanlar bizden öğrendiler. Hani biz bir ara vişne falan satıyorduk burada. Kurutulmuş vişne satıyorduk. Bir de Tayvan'da vişne pek yok. Son intihar. Aa, son intihar. Gördünüz mü? Eşim hemen hala yaptı hemen. Ama son intihar çarpılır ya. Hmm. Vişne olayı güzel, Türkiye'nin bir lezzeti. Yine bize kek, börek, ekmek yapar diye düşünüyorum. Değil mi? Cezal Usta Bayan'ın ya. Nihaz Hoşe, börek. Hamur kabartması. Tam da adamın asabını yapar. Şekerli badumin getirdim, kek falan yapar ya diye. Eşim yemek yapıyor ama uzak doğu yemekleri böyle hani Türkiye'deki gibi börek açma abi, ne öyle mi? Börek, nasıl söyledim ama börek. Börek açma falan yok ama kardeşim yapar ya. Sara artık sana zahmet olacak ama. Yaparız. Yaparsın. Bunlar da çilekli puding. Ah, pudingler falan da güzel ya. Bunlar 10 numara. Muzlu puding. Oh, muzlu puding. Çocuklar bunlara bayılır ya. Hindistan cevizli şey stick aldım. Bu da güzel. Bunlardan mesela uzak doğuda var. Bol bol bunları tüketiyoruz zaten. Buralarda var. Çilekli pudingler. Bunlar da güzel olur. Sen şimdi farklının farklısına geliyorsun. Ha, ya ben bunu kardeşimden kendim istedim. Anlat. Abim dedi işte kahvaltılık böyle bir baharat tarzı bir şeyler getir falan dedi. Ne dedim mesela? Unutmamış, poi getir dedi. Normalde biz hani biliyorsunuz Türkiye'de de çok tercih etmiyoruz poi, çok kokan bir şey olduğu için. Benim eşim de geçen günler bize böyle orijinal böyle bir arkadaşı sayesinde bir poi getirmiş. Evet. Ben de tabii kıyamadım, poi'yu koydum şeye. Ve orijinal poi. Hocam dur bakalım şey yapalım. Şey, Rine'yi koklatalım bakalım. Rine, bunu ver. Nasıl? İyi mi? Vay o beğendi. Yok hoş güzel ya. Bana. Ya en kaliteli. Ama eskiden teyzemlerdeki sanki daha kırmızıydı ben onu. O senin poi dediğin poi değildi belki de. O şeydi. Susamlı, öyle bir şeydi. Ben onu demiştim. Aa, ama ben onu demiştim. Ev yapımı o. Onu ben... Ben onu istiyorum. Ben onu istiyorum. Bir koşu gideceksin geriye. Hadi bakalım bir koş. Ben onu o geldi aklıma. O şeydi ya. Neydi? Fanzani, yiyin bav, sen yiyin. Susamlı. Onu çok yaptırırız onu. O ama özel yapılıyor, onu alamıyorsun. Geldiğimizde yaptırırız. Peki poi dediğimiz zaman bunu Türkiye'de herkes biliyor mu? Yoksa Tekirdağ, Trakya tarzı mı? Yok, herkes bilir genelde. Bilir değil mi genelde? Evet. Ama işte çok ağır bir şey koptuğu için. Yok, bana çok öyle ağır gelmedi. Nice oldu böyle hınca olma. Bu cuma havanda ama bize şey gelmedi. Bu arada arkadaşlar yorumlarda bulunursanız hani mesela yaşadığınız ülkede benzer şeyler var mı? Türkiye'de yaşayan arkadaşlar için sizin yaşadığınız bölgede, şehirlerde böyle Tekirdağ mesela koy diyoruz. Sizlerin orada neler var? Yorumlarda bize eşlik ederseniz daha da güzel olur. Heart. Heart. Evet. Yok güzel. Evet, bunlar benim Rineciğimin. Ha, Rine'nin hediyeleri geldi. 10 numara 5 yıldız. Bakalım neler var. Ne bunlar? Oo şey. Elbise. Açalım mı onu be? Bir tanesini açalım istiyorsun. İkisini de aç. İkisini de açalım. Aa, rahat açalım. Bakalım ne getirmiş. Rine mavi cinsi çok seviyor. Ha evet, benim eşim mavi cinsi sever. Sara senin kafa kayboldu yalnız ekranda. Şey, mavi cinsi çok seviyor. Şimdi Türkiye'ye geldiği zaman ben ona alıyorum. Hoşuna da gidiyor. Bu mavi cinsten bir... Ne diyorlar buna? Buna ne diyorlar? Elbise. Elbise mi oluyor bu? Güzel güzel. Şunu çok beğendim özellikle. Oo bu da güzel. Şimdi böyle şeyleri sever. Bunu çok sevdim. Tam bak hemen sevdi. Rina likes mavi jeans. Yes. Güle güle kullan. mavi jeans. Mavi jeans. Bu to. Yaren. Hınha. Evet şimdi, Sara devam edelim. Şöyle gelelim. Bunlar çocukların herhalde. Evet. Bunlar sana sürpriz hediyeleri. Aa, bunlar da şey Galatasaray Store'dan aldım bunları. Evet. Şey tişörtler ben burada arkadaşlara falan böyle vereceğim. Bir tane arkadaş var. Manchester United taraftarı. Dedim ki sana dedim o bana Manchester United forması hediye etmişti. Sana dedim ben bir sürpriz yapacağım. Söylemedim. Ona bir Galatasaray tişörtü hediye ederim. Aynı zamanda böyle dedim ki bir Galatasaray store'a git. Olur da Mario Icardi'yi almak isterlerse dedim. Biraz dedim ateşlemiş oluruz kulübü yoksa bu para falan çıkmaz. Sara teşekkürler. Çok güzelmiş bunlar ya. Güzel gerçekten. Vallahi çok güzelmiş. Ben bunları beğendim. Meo, just a bank şu anda. Bu da futbol. Bısı. Ne Galatasaray değil bu ha. Hemen de ne? Tabak şurada değil. Bısı, İpan da çok güzelmiş, bu da harika. Bunlar çocukların mı? Bu incinin bir tanesi. Ekimim olursa giyer olmadı, ikisi de incinin. Gayet güzel, bu da güzel. Aa, eyvah, bunu ona gösterelim. Bu kıcı mı? İnci gel, evet. İnci bizim kıcık köpekler var ya, Corgi. Acayip seviyor Corgi. İnci! Şu Corgi'yi göstereyim size. İnci ver, yok. Şunu geçen gün aldık. İnci! Vallahi bu bayağı pahalıydı, neyse. Kardeşim de ona başka bir Corgi'ye. Ay, senin korgeyi doğurdu.
Al Korgi. Korgi. Dur tattım mama. Dur sen hayır. Ha, onun da çocuğuyla oldu. Tamam işte anne çocuk. Yo, onun diyor niye bir tane daha var fazlasını diyor. Senin de var kızım. Senin de var. Sara. Elbiseleri var onun. Elbiseleri var. Hadi bakalım. Arkadaşlar böyle sıkıntı oluyor bazen. İki tane aldım. Bir tane hemen onu çıkaracaksın. Ben Korgi dedim. İran getirsin Korgi ama Ekim'in de var. Hop geldim Saracığım. Yok mu? Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Unutma şimdi. Ay, tamam. Kıyafetini getir ona Sara. Kıyafetini getir. Başka bir şey Sara. Başka bir şey. Ayarlayalım. O bu kutu da Ekim'in. Aa harika. Tamam. Ekim gel. Ekim. Babacığım. Olay çıktı. Olay çıktı. Sen benden ne olay istedin? Üsküvi demedin mi? Kardeşim içeride yatıştırmaya çalışırken ortamı. Burada bir peştemal gördüm Sara. Bu bize mi, senin mi bu? O benim. Ha. Bu arada ben bir haber vereyim arkadaşlara. İzleyen dostlar. Biliyorsunuz biz burada Türk ürününe satıyoruz. Yakın zamanda Türk peştemali de getireceğiz. Aa. Ve kısmetse peştemali de Uzak Doğu ile buluşturacağız. Bunu da böyle bir bilgi olarak geçelim. Bu güzel. Bunu da biz bunu, ben bunun üzerine yatarım. Ben bunu biz daha satışa başlamadan bunun üzerine yatarım. Bu da güzel. Sara başka neler var? Şimdi bunu çocukların bisküvileri kırılmasın diye kutuladım özellikle. Eyvah eyvah eyvah. Balık kraker. Ben bunları götürüyorum. Susamlı kraker. Bu ne ya? Bu bak ilk defa gördüm bunu. Atıştırmalık buğdaylı bisküvi. Buğdaylı. Tam buğdaylı. Allah Allah susamlı şey eti pupları ben isterim. Sara dedim eti pup getir. Çok bunlar var. Güzel. Bunlar zaten bizim küçüklüğümüzden beri var. Hep vardı bunlar. Aynen. Hep vardı bunlar. Olsun zaten. Bunları çok severiz. Güzel. Bunlar da güzel Sara. Koy içine. Vay be şey gibi oldu bu. Hani var ya internette. Kutu açma videosu. Şu, ona benzedi biraz. Şu sağlığa zararlı şeyi verebilirsin. Ha şey tamam bunu söyleyelim. Bu önemli çünkü. Neden? Benim bir tane Amerika'da çok sevdiğim bir arkadaş var. Dedi ki Rıfat dedi ben dedi Türkiye'de dedi pipoların olduğunu biliyorum. Bu adam da pipo seviyormuş. Neyse tütün falan içecek. Neyse ben dedim ki sana dedim getirteceğim merak etme. Ya dedi, Türkiye'de dedi ama dedi yani Türkiye'den olsun. Sen dedim merak etme. Bu Amerika'da arkadaşa getirdiğimiz hediye. Ona da vereceğim. Hatta ben onunla da bir video çekmek istiyorum. Kendisi burada sporcu aynı zamanda. Onun hediyesi. Aa Sara çok beğenecek. Tam Türk kültürü. Yani tamam biz sigarayla işimiz yok. Sevmiyoruz ama arkadaşımız istedi. Ona da bir hediye olsun. Oo Sara güzelmiş. Vallahi çok güzelmiş. Çocuk bayılacak. Evet evet. Vallahi çocuk bayılacak. Şöyle göstereyim ben size. Oo cesine gel. Cesine gel. Ne gel. Klon, klon da ne gel. Niye bu? Şöyle bak böyle. Klon hiç yani olacak ya. Aa, şöyle konuyor abicim. Ver ver. Bakayım. Oo bak. Ben şu an zıgı. Ben şu an zıgı. Şu, soğuyanda. Oh çok güzel. Amerikalı arkadaşımıza Made in Türkiye güzel bir hediye. O da Türk kültürünü anlatalım. Bakın böyle çok da güzel işlemeleri var. Sara bu güzelmiş. Güzel güzel zaten. Ve kutusu falan da çok güzelmiş. En iyi yerden aldım. Bir de böyle bir magnet var. Ah magneti var yine böyle Osmanlı evleri falan. Ülkemizde bol bol tanıtalım. Amerikalı arkadaş da zaten belki anlatır çevresini. İnceler diye şey. Tamam çok güzel. Ama o, bu da şeyle var. İngilizce falan da yazıyor. Oo pilot taşı falan bu Sara şey. 10 numara. Tamam. Ben bunu veririm ona. O, okur orada. Harika oldu Sara'cığım. Teşekkür ediyorum. Türk kültürüne bol bol tanıtalım. Güzel. Ve daha bitmedi ha. Daha var. Daha çok var. Bayağı var yani 28 kilo ciddi ciddi. Hiç senin bir şeyin çıkmadı içinden. Ben bir şey getirmedim ki kendime. Eyvah kavga çıktı içeride. Bu ne Sara? Gel halacığım. Tamam kızım bir şey yok. Ne var Sara başka? Ha bunlar da şeyler ufak tefek incik boncuklar. Anahtarlık. Türk simgesi. Aynen. Biz bunu özellikle istedim. Dedim ki kardeşime sen fazladan getir. Yani bir gün dedim birine denk geliriz. Atıyorum belediye başkanına denk geliriz veririm. Cumhurbaşkanına denk geliriz ki bazen geliyorum. Onlara hediye ederiz böyle incik boncuklar. Bunlar da Türk kültürünü tanıtmak açısından güzel hediyeler getirmiş kardeşim sağ olsun. Sara bayağı doldurmuşsun. Geldi ya kolonyam geldi ya. Allah kolonyam geldi. Geçen gün bir arkadaş söyledi abi dedi oraya dedi kolonya satsak tutar mı dedi. Uzak Doğu'da pek kolonya tutmaz mesela. Pek hayvanını nasıl sevmesin. Eşime yapayım gel. Bakın. Ay arkadaşlar bunu söylemem lazım. geçen yıl Tayvan'a geldiğimde beni o kadar çok sivrisinek yedi ki ama öyle böyle değil. Yani bir bacağımda 50 tane ısırık vardı ve gerçekten bu konuyla ilgili hastalanıp doktora bile gittim. Evet. Bu sefer Türkiye'den kendi şeyimi getirdim. Of'umu. Of mu getirdin? Evet. Bu da güzelmiş. Bu şey ne gel? Pınne gel. Hınzı de. Kardeşim geçen sene bir yediler. Perişan oldu. Bir de beyaz tenlisin ya sen. Evet. Mahvetmişlerdi seni. Evet. Tamam bu da işimizi görür. Ne oldu? Bakın gel. Bakın. Eşime kolonya sıkacağım. Gel şuna. Dur. Mücünü kıyım aç gel. Şunu. Eşim istiyor kolonyayı. Tamam. Sara devam.
Bir şey kaldı mı? Var ya. Var var. Aa, bunlar şeyler mi? Bunlar önemli. Forine için. Bu ne ya? Forine. Bu ne? Honey. Ah vallahi billahi arkadaşlar bakın bu da çok güzel. Eşim istedi. Biz yine ben bir şey anlatacağım size ticaretle ilgili. Biz Tayvan'da yakın zamanda yine Türk balı satacağız ama çam balı. Biliyorsunuz Ege'den geliyor. Eşim de Türk ballarına karşı bir ilgisi var. Dedi ki bana dedi Türk balı alır mısın? Yes. Tamam dedim. Anzer balı istedim. Ve ilk defa bakın ben daha önce Anzer balı yemedim. Ben de yemedim. Anzer balı aldım. Özel bakın. Ve yerden Karadeniz'den. Karadeniz'den getirdi özel. Ya fiyatını söyleyeyim ne kadar bu? O 500 lira. 500 liraymış bakın şu küçük kutusu 500 liraymış. Az da değil. Zaten şey yazıyor, sınırlı sorumlu Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi şey bile var Sara. Evet. Sen sana sonra udi koy neydi? Udi. Tamam. Lila. Eşim şaşırdı. Damlaları falan. Ama bu çok fazla yemiyor sanırım. Bu her gün bir kaşık yemiyor küçük küçük. Ne var onu tamam. Hmm. Vallahi hiç yemedim bakacağız çiçek balı. Hem de eşim tanısın. Çiçek değil Anzer balı. Eşim işte çiçek balı yazıyor burada. Anzer. Anzer yaylası yani. Güzel. O da yemedim. Ne yapsın o? Götür. Sara başka ne var? Ekibi de çağır. Daha var. Daha var arkadaşlar. Daha şu kutu var. Sara sen ne yaptın dostlar? Kardeşimden bir bombardıman daha geldi bakın. Bunu direkt böyle gösteriyorum. Tek tek açarsam bu video 2 saat olacak. Hemen şöyle göstereyim. Eticim var. Bisküviler var. Halle var. Bunu yemeyeli, inanın bunu yemeyeli var ya. Vallahi 10 sene oldu ha. Fazla olmuşsun. Sara. Oh bunu tek tek bunu gösteremeyeceğim. Şöyle size genel olarak bir göstereyim. Kardeşim coşmuş. Vallahi coşmuş. Sara. Sen benim beklediğimden de fazla getirmişsin ya. Şimdi şunu aç. Şunu açalım. Bu ne? Kırılacak olmasın? O senin şeyin. Parfüm. Ah ben bunu çok istedim ya kardeşime. Dedim ki gelirken dedim bana dedim bir Old Spice getir. Bu da öyle hep şeyi hatırlatıyor. Ortaokul yıllarında biz okulda şey yapardık. Yılbaşılarında herkes birbirine şey verirdi. Hediye verirdi. O zamanlar bir Old Spice olayı vardı. O zaman yeni çıkmıştı. 90'lı yıllar. Eh ben bu Old Spice'ı özlemişim. Kardeşim de bana sağ olsun getirdi. Güzel. Bakalım bir kokalım. Aa. Bakalım eşim beğenecek mi? Sara 90'lı yıllar. Vallahi 90'lı yıllar kokuyor. He. Bak bak. Eşim beğenmedi. Eşim al sen bakalım. Beğendin mi? Bayıldı. Vallahi bu 90'lı yıllar kokuyor. Şimdi neden 90'lı yıllar diyor biliyor musunuz? 80 doğumlular yani o civar 80-85 arası beni anlayacaktır. Lütfen yorumlarınızda bildirin arkadaşlar. Siz de küçükken benim gibi böyle bu kokuyu duyunca vay anasını beni yoruldunuz. Ekip bir gelir misin? Yine ekip kıskanç devam ediyor. Ama babacığım çok güzel bir kot şort aldım sana. Sara başka neler var? Oo bakın burada yine şeyler var. Tişörtler var. Yine burada tişörtler var. Bunlar yine Galatasaray tişörtleri getirmiş kardeşim. Var var. Ooo geldi. Türkiye. Türkiye'ye bakın bakın bakın. Yakın zamanda biz burada biliyorsunuz video paylaştım. Reyon açtık. Türk ürünlerini satıyoruz ama tabii reyonun tam tanıtımını yapmadık. Tayvanlara etkinlik yapacağız. Türk etkinliği orada kullanmak için Türk tişörtleri getirttirdim. Türk bayraklı tişörtler. Bir tane inciye, bir tane Ekim'e. Bu arada kardeşim yine içeri gitti. O Ekim'i yatıştırmak için. Evet dostlar bakın Türk bayraklı tişörtler geldi. Çocuklara giydireceğim de o etkinlikte daha fazla ilgi çekerim diye. Tabii ben onu da aynı şekilde size video yapıp paylaşacağım. Sizler de mutlaka izleyin ve siz de çevrenize paylaşın ki en azından hem ülkemizi tanıtmış olalım hem de benim kanalıma daha fazla insan gelsin. Çünkü çok uğraşıyorum. Her yere kamera koydum. Bu kanalı 1 milyon yapacağız. Yeah. Sara içerideki durum nasıl? İyiyiz. İyi değil mi? Sıkıntı yok. Tamam. Eti puf çözdü olayı. Evet Türk bayrakları da geldi. Öpüyoruz. Evet Türk bayraklarımız da burada. Evet. Ha, şimdi şunu anlatayım size arkadaşlar. Ben yakın bir zaman sonra Tayvan'da bir işbirliği yapacağım. Bir toplulukla. Onlar engelli arkadaşlarımıza yardımcı oluyorlar. Böyle hiç hareket edemeyen engelli arkadaşlarımız var. Onlar gözleriyle iletişim kuruyorlar ve onların ihtiyacı olan bir makine var, bir sistem. Ve bu sistem çok pahalı bir sistem. Onlarla bir işbirliği yapacağım ve onları tanıtacağım. Daha çok insanın onlara bağış yapması için uğraşacağız. Kardeşime dedim ki gelirken dedim yarım elma gönül alma hediye getirir misin? O arkadaşlarımıza verin dedim. Onların ailelerine verelim. O da yine sağ olsun böyle çok güzel Türk kültürü bir nazar boncuklu süs eşyası getirmiş. Çocuklar severler, aileleri severler, evlerine koyarlar. Onlara da Allah'tan şifalar diliyorum. Bu o yüzden özel bir hediye benim için. Buna dikkat edin kırılmasın. Sara bunu sen bizim
engelli arkadaşlar için getirdim. Evet. Onlara vereceğiz. Aynen. Kardeşimle beraber çekeceğiz. O video Çince kanalında olacak. Bu özel. Çok sağ ol. Eksik olma. Onlar hepsi aynı. Aynen bunlar. Ha? Tamam. Biz bunları kenara koyalım. Çünkü bunlar cam çünkü. Senin bunlar kırılabilir. Tamam Sara'cığım. Tamam. Valla Sara. Herhalde bu kadar yani. Yani daha ne olacak? Evet. Çocukların tişörtleri falan filan doldurmuşuz yani. Evet. Dostlar. Video uzadı da uzadı. Orası devam ediyor. Hemen ben bir kapanış yapayım. Bayağı uzun bir video oldu ama güzel bir video oldu. Şöyle durayım. Kusura bakmayın siz karşınızda şöyle duruyorum ama. Seviyorsunuz. Kız kardeşim geldi. Çok özlemiştim. Yaklaşık bir senedir görüşemiyoruz. İlk videoyu, onunla çektiğimiz ilk videoyu bu şekilde Türkiye'den gelen hediyelerle, onun paylaştığı o anlarla, dedi ya uçakta şöyle oldu böyle oldu, o anlarla size göstermek istedim. Siz de paylaşın. Bu videoya çok fazla yorum bekliyorum. Hatta benim dileğim hep 500'den fazla yorum gelmesi. Kanalın bir anda uçması daha fazla abone gelmesi. O arada şu anda duyuyorum arkamda Freddy diyorlar. Bir de Freddy'nin hediyesi var değil mi Sara? Freddy'nin hediyesi var. Freddy bizim İnci'nin sınıf arkadaşı, Avustralyalı. Onlara da Türkiye'den yine hediyeler geldi. Herkesin hediyesi var. Hediye yok demesin kimse. Her şeyi getirmiş kardeşim bakın. Vallahi kendine kıyafet getirmemiş. Buradan bir tane kendine kıyafet çıkmadı Sara. Evet. Şuradan kendine bir kıyafet çıkmadı. Ufacık bir çantayla gelmiş. Neyse Tayvan'dan ona kıyafetler alırız. Seviyorsunuz. Kanalıma abone olun, paylaşın. Sara var mı söylemek istediğin? Sara var mı söylemek istediğin bir şey? Takipçilerle. Takipçilere öncelikle kanalımıza abone oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Bizim ailemize hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Mutlu oldum. Bakalım böyle güzel bir 20 gün geçireceğiz burada. Baba olabilir çekeceğiz. Abim, yeğenlerim, yeğenlerim hep beraber. Öpüyoruz sizleri. Kendinize çok iyi bakın. Hoş geldin. Hoş geldin. Tekrar hoş geldin diyorum. Dostlarım görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye. Bir dahaki videoda bakalım neler paylaşacağım. Bye bye. Bye. Gel. Bye. Ne? Bye.